Dostlarım videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte belli başlı ekran kartlarını artık hayatımızdan çıkartacağız. İlerleyen zamanlarda bu ekran kartlarını almamanızı ben sizlere tavsiye edeceğim. Ve özellikle burada konuşacağımız konu 8 GB ekran kartından bahsetmiyorum. Her zaman söylemiş olduğum bir şey var. Eğer belli başlı fiyatlar doğrultusunda her zaman her şey alınabilir. Yani bir şeyin fiyatı çok çok iyiyse benim bir tabirim var. Ölü fiyattansa çok alınmayacak bir konumda olan ekran kartı, bilgisayar, laptop, o bu aklınıza ne gelebiliyorsa fiyatı sayesinde alınabilir bir noktaya gelebilir. Ama bugün özellikle sizin uzak durmanız gereken belli başlı ekran kartlarından bahsedeceğim. Çünkü bizim yapmış olduğumuz önermelerle veya almayın, etmeyin, şöyle yapmayın, böyle yapmayın dediğimiz ekran kartlarında gerçekten de satışlar düşüyor ve bu ekran kartları aslında neden alınmaması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmayan kişilere de bunlar bir şekilde manipüle edilerek satılıyor arkadaşlar. İşte biz de bugün hayatımızdan bir ekran kartı serisini artık çıkartmış olacağız. Bu beni birazcık üzüyor. Neden? Çünkü bir dönem bize yeten fazla fazla işimizi gören 4 GB'lık ekran kartları günümüzdeki oyunlarda low grafiklerde medium grafiklerde bu ekran kartı bizlere performans vermemeye başlıyor. Özellikle bugün günümüzde 4 GB'ın oyunlarda nasıl yetmediğini sizlere göstereceğim ve bunları gösterirken burada kullanmış olduğum ekran kartımsa Aries 6500 XT 4 GB, GTX 1650 Super 4 GB ve işte burada 8 GB'ın önemini gösteren Aries 6500 XT 8 GB sistem içerisinde kullanacağız. Yani özetle arkadaşlar, evet biz bu ekran kartı almayın dediğimiz için sizlere bu ekran kartlarını ellerinde olan stokları bir şekilde satmaya çalışacaklar. Hani burada sizlere tavsiyem şudur ki bu videoyu olabildiğince arkadaşlarınıza gönderin paylaşın. Onlar da bu durum hakkında bilgi sahibi olsun. Şimdi sizlere yapmış olduğum testler doğrultusunda 4 GB ile 8 GB arasında günümüzdeki oyunlarda ne kadar önem arz ettiğini ve performansı doğrudan etkilediğini sizlere göstermek istiyorum. Elimde bir ekran kartım var. Alice 6500 XT 8 GB, 4 GB ve 1650 Super 4 GB ekran kartı. Yapmış olduğum testlerde şunu gözlemledim diye arkadaşlar. Özellikle Last of Us Part 1 oyununda yaptığım testlerde 4 GB 6500 XT ekran kartı 44 FPS verebilmiş. Bu da Ulan ben bunun notunu almamışım ama ya medium ya da low grafiklerdeydi. Bu dursun. GT 1600 üzeri süpere geldiğimiz zaman orada 42 FPS sağlayabilmiş ama bakın aynı GPU gücünde. Yani bakın burada tek farklılık biri 8 GB biri 4 GB GPU gücü aynı. Sadece 8 GB'lık 6500 XT'nin 100 MHz'lik aslında performansı neredeyse etkilemeyecek bir 100 MHz'lik daha yüksek çekirdek frekansı bulunuyor. Bu doğrultuya baktığımız zamansa 6500 XT 8 GB 4 GB'da oranla oranladığımız takdirde neredeyse %20 daha iyi bir performans sağlayabilmiş. Yani bakın bu oyunda 6500X'te GPU'su 4 GB'tan ötürü performans darboğazı yaşıyor. Evet low grafikler de olsa, medium grafikler de olsa 4 GB artık burada yetersiz kalan bir bellek. Geçtiğimiz yıllar için konuşmuyorum. Biz zamana göre, akışa göre değerlendiriyoruz. İşte bunun 2 yıl önce yetebilir. Geçen sene yetebilir ama şu anda 2024'ün ortasına gidiyoruz ve 2024'ün ortasında güncel oyunlarda durumlar bu şekilde. Forza Horizon 5'e geldiğimiz zamansa burada 6500 XT ekran kartı 51 FPS alabiliyor. Aynı GPU gücünde 8 GB'lık versiyon ise 62 FPS verebilmiş. Yani bakın burada yine %20'lik bir performans farkı var. Cyberpunk 2077'ye geldiğimiz zamansa bakın burada... Performans inanılmaz farklıydı. Çok 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 yani uçtu gitti burada. 6500 XT 4 GB Medium custom ayarlardayım. Tam medium değil. Medium low custom ayarlardayım. 6500 XT ekran kartı 41 FPS, 6500 XT 8 GB ekran kartı 60 FPS. Muazzam bir performans farkından bahsediyoruz burada. 6500 pardon, 1650 Super ekran kartı ise 45 FPS alabilmiş. Burada şunu görüyorsunuz. Bellek gücü 8 GB olsa ben neredeyse bu tarz oyunlarda ekran kartımı 60 FPS'e kitleyebiliyorum. Ama 8 GB değil de 4 GB olduğu için maalesef performans bazı oyunlarda %50 bile düşüyor arkadaşlar. Ama 8 GB büyük bir bellek olduğu için bu ekran kartlarında halen de giriş Giriş orta segment ekran kartlarında iş yapıyor. Yine söylüyorum, her zaman söyleyeceğim. 4060 Ti 8 GB'ı halen daha önermiyorum. O apayrı bir konu. Çünkü o ekran kartı aslında orta üst segmente hitap eden bir ekran kartı. İşte orada da 8 GB o karta yakışmayan bir bellek. Ama bu tarafta giriş giriş ve orta segment ekran kartlarında zaten 8 GB iş görüyor ama 4 GB hatta Keşke 6 GB'nın testini yapsaydım. Niye yapmadım? Şu an aklıma geldi. Onu da bence bir sonraki içerikte yaparız. Çünkü 1660 süper var. Doğru. Bak ben onu yapmayı unuttum. Bir sonraki testte bunu yapacağım mutlaka. Günün sonuna geldiğimiz zamansa ise hikayeli oyunlarda ekran kartınızın gücü oyunu 60 FPS'e kitlemeye olanak tanısa bile buradaki 8 GB ve 4 GB faktörü çok büyük bir önem arz ediyor. Ama oradan çıkalım rekabetçi oyunlara gelelim. Rekabetçi oyunlara geldiğimiz takdirde ise Valorant olsun, CS olsun, PUBG olsun, o olsun, bu olsun, Rainbow Six Siege olsun herhangi bir şekilde performans farkı yaşayamadım. Yani 4 GB ile 8 GB arasında rekabetçi oyunlarda bir fark oluşmuyor. Ama burada önemli olan nokta ise arkadaşlar Arkadaşlar bilgisayarlar ucuz değil. Yani bunun farkındasınız. 6500X'li bir sistem dalsa pahalı. Yüksek. Yani burada size tavsiyem bir miktar birazcık daha bütçenizi arttırıp en azından 8 GB almanızı öneriyorum. Şu an itibariyle yani bedavaya dağıtmazlarsa işte 10 bin lirayken 5 bin lira yapmazlarsa 20 bin lirayken 10 bin lira yapmazlarsa bu kanalda verilen bütçeler verilen reklam anlaşmaları o bu ne olursa olsun donanım arşivi olarak biz kanaldan 4 GB ekran kartlarını an itibariyle kaldırmış olduk bitirmiş olduk siz de yapacağınız yani alışverişi diyeyim eğer sadece rekabetçi oyunu oynuyorsanız ben sadece Valorant oynuyorum ya düşünebilirsin. Ama asıl nokta satmak istediğin zamanda 4 GB olacağı için muhtemelen satamayacaksın. Onun için sen burada doğru bir yatırım yap ve 8 GB altında bir ekran kartı almamaya çalış. Ki 8 GB da orta üst, orta değil. Orta üst segment için çok yeterli değil zaten. Evet yorumlarda konuşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.